Evet efendim, ilk roundda sizlerle beraberiz. Şimdi öncelikle sürekli geç kalan bir iş arkadaşınız olduğu zaman siz ne yapıyorsunuz diye soruyor. Bir de bari pişkinlik yapma ya. Abi özür dilerim izleyicilerden de. Abi dur daha, yani ben kendi oğlumu itiraf ediyorum burada, şey değil. Hani başkasıdır belki. Ya eskiden geçmeyince şöyle gelirdi, bir tiyatrolar yapardı. Mesela işte paçam çamurlandı, işte taksiciyle tartıştım falan. İşte onlara da hiç girmiyor boşuna. Ya taksi değişim saati. Taksi bulamadım, 10 dakika geç kaldım. Daha geç kalmamın 23 dakika. 45. saniyesinde fırça telefon geldi. Ben buna biraz şey oldum. Yoksa 10. dakika ben aramadım. Alsam, ben aramadım. Sorun yok. Ben aramadım. Arkadan duydum. Daha kötü. Ha. Sinler kaflar, kaflar sinler böyle kaf şeklinde bir şey geldi. Ben hayatımda bir kere bile sana böyle küfür etmedim. Seninle ilgili. İşte dolaylı. Düşüncem. Bu kadar en az 72 kere geç kalmışsındır. Bir kere bile 6222'lik sözler sarf etmedim sana. Hiç şeyi çarpıtma. Geç kalma artık. İç pembe kupandan iç çayını. Geç kalanlara o kupayı veriyoruz. Hasan Şaş bak, burada artık çalışıyor. Şort giymedim. Hasan Şaş, pantolon giydim senin bir için. Bir gösterelim mi Hasan Şaş Junior? Göstermeyelim. Bak şey, heyecanlan. Yalnız en sevdiği yorumcuymuşsun açık ara. Geç kalmanı bile bana savundu. Seni o kadar çok seviyor bu çocuk. Neydi oğlanın ismi? Hasan Şaş dedik kaldı ama. Hasan. Hasan ama Şaş değil. Neydi soyadın? Hasan Çetin seni o kadar seviyor ki. Bir de böyle anlamadım, bu kılık kıyafetini beğeniyormuş. Dedim yine şortla gelirse, bir de geç kaldı yağmurda. Ben de beğeneceğim onun kıyafetini dedim. Gerçi doğrusu ama şey değil, pantolon giyeceğim bugün diye şey yapmıştım. Yani yağmur yağmasıyla alakası yok. Normal standartta da gelecek. Çok güzel. O zaman program başlayalım artık. Başlayalım. Nasıl geç kalıyorsun, yapacak hiçbir şey yok. Ne desek boş yani. İyi de ben bunu bir inkar eden biri değilim ki. Benim profilimde, Twitter'da da Instagram'da da profesyonel olarak geç kalıyorum yazıyor. Daha net şekilde açık seçik yazmışım yani. Benim de böyle, ben de böyle kabul edeceksin. Bundan sonra 5'er dakika, 10'ar dakika geç kalırım ben bundan yani. Bundan sonra ilk roundda geç kalanlar. Bu arada Serdar Ali de bu geç kalmandan çok şikayetçiydi. Biz Serdar ile şöyle bir çözüm bulduk. Bundan sonra kural: geç kalan gece Lovren'le dışarı çıkıyor ve sabah kahvaltısını onunla yapıyor. Niye? Dünyanın en iyi 10 stoperinden biriyle kahvaltıyı mı yapacağız? Ta, ne güzel yap işte ya. Ama sen ısmarlayacaksın. Biraz fazla yiyor ya biliyorsun. Peki başlayalım o zaman. Halen transferler tamamlanmadı ve gündemde hala Falcao geldi mi geliyor mu? Bana sırf Instagram'dan 11 tane Falcao sence kesin gelecek mi abi sorusuna geldiğine göre sana 48 tane gelmiştir. Geliyor abi, taksici de sordu. Allah'tan tadımda bindik yani. Binemeyecek. Gele. Yok da şu an çok ha, daha bindim, çok daha gergin bir program abi olabilirdi. Sırf Falcao'yu sormak için mi seni almış yani? Yok ya, normal işte şey, muhabbet sohbet ederken 10. dakika civarı sordu. Ama alıştık artık da, ben şey yapıyorum artık yani, frenleyerek söylüyorum. Ben Fenerbahçeli taksiciyle geldim. Bence çok gelir ama adam kesin ya, değil falan diyor. O nasıl rahat kullanıyor. Diyor ki geçsinler Ali Bey, önemli değil, sinir yapmayalım falan. Geçen sene binsek hepsini sağlar yani. Sollamadık, sağlar hepsini. Evet, nedir Falcao'da son durum? Evren Göz'e mi bağlanalım, sen mi anlatırsın? Evren Göz'e bağlanalım. Evren Göz'e bağlanalım. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz artık. Ne kadar kısa süre içerisinde? Bugün yarın. Birkaç gün içerisinde. Değil peki mi? 1905 Galatasaray'ın kuruluş yılına sebep bir 1905 faaliyeti olacak mı? Sosyal medyadan mı olacak, statta mı olacak, ne olacak? Önce kap bildirimi 1905, statta taraftar açık imza töreni. Ama güzel. Bu transferi de zaten gerçekleştirdiğin zaman böyle sonuna kadar törenini yapman gerekiyor diye. O zaman hafta içi mi yapılacak şey tören? Cuma planı. Bu cuma. Ne zaman bilet seçecekler? Yani o zaman perşembe açıklama, merak cuma... Merak etme, biletler çıktığı an hepsi satılır herhalde değil mi? Evet. Bayağı bile satmak maaşın lazım. Maaşın bir kısmı çıkar ilk takside. Yani. Ama böyle yapılıyor hep artık. Dünyada da böyle yapılıyor. Peki Falcao'nun gelmesi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir başarılı olmasına yetecek mi? Yetmeyecekse başka neler gerekiyor? İki... Kimse gelmese, sırf Falcao gelse Türkiye Ligi'nde işte Denizlispor maçının ilk yarım saatinde bulunan pozisyonlar, işte penaltıyı Falcao'nun kullanıp böyle çevirme ihtimali falan filan, Marcao'nun aynı hatayı tekrarlama ihtimali, sadece Falcao gelse Türkiye Ligi'ne yeter mi? Birinci sorudan Şampiyon Ligi'nden alalım. Ya Falcao kere çok büyük kalite abi, yani bunun şey de değil, yani oyun stili olarak yani çok büyük yıldızlar da gördük ama o uymayabiliyordu, etmeyebiliyordu. Yani bu adamın kuvveti, oyuna bakış açısı, oyun bilgisi, araya sızmaları, yani tam bir Süper Lig santrforu. Ben o konuda çok eminim. Hakikaten çok şey katacağını düşünüyorum. Yani şu an tabii yaşla birlikte giden şeyler var bazı. Doğal olarak herkesin yaşı.
Ya eski hızında olması mümkün değil yani. O hızıyla hareket eden bir oyuncu olmayacak. Kısa mesafede yüksek tempolu depar atarken hızlanıyordu, o kadar. Aynen. Öyle hiçbir zaman Michael Owen'de değil. Değil mi? Öyle 50 metre gibi. Yani değildi 50 metre topçu. Gerek de kalmaz zaten Galatasaray gibi takımda oynarken, değil mi? Aynen. Gerek olmamalı yani, hatta. Kuvvetini kaybetmedi bir kere. Yani Türkiye'deki stoperlerle boğuşurken yine biraz şey yapar stoperleri, bunu kardeşim dedirtecek bir oyuncu konumunda hala. Ben o yüzden çok çok faydalı olacağını düşünüyorum ama bizdeki en büyük yanılgı senin de söylediğin gibi, hani bir tane büyük yıldız geldi. Hani topu ver LeBron James'e yapsın bir şeyler gibi bir şey değil. Bu spor öyle bir şey değil bir kere. O sadece sonuçlandırıcı. Sen de böyle basket oynarken LeBron James oluyorsun. O da ayrı yani. O bizim görüntülerimiz var yani. Benden çıkmaz yani. Ben Prazan Detrovic, yani Drazan Petrovic büyük usta, ben hep ona özenirim. Ben de Clay Thompson oluyorum. Öyle mi? biraz şey, yani ön alanda eksikleri giderecek bu kesin. Bir kere dediğim gibi oyun bilgisiyle diğer oyunculara da fayda sağlayacak. Alan açabilecek kapasitede bir oyuncu. Ama Galatasaray'ın önce aldığı oyuncuların kendi maksimumunu bulması lazım. Kağıt üstündeki seriyle sahadaki seri arasında fark var. Kağıt üstündeki Selçuk'la sahadaki Selçuk arasında pek bir fark yok ama hoca herhalde başka değerlendiriyor. Bence sahada olmaması gereken bir oyuncu bu saatten sonra. Enzonzi'nin durumunu göreceğiz. Mariano'yla Nagatomo zaten düşüşte olan oyunculardı. Ama fiziksel olarak beklediğimizin de aşağısında gözüküyorlar şu anda. Marcao bize gösterdikleriyle şu anki arasında ciddi fark var. İnsanlar da bak gördüm mü falan diyor da ben de iki ay önce derdim bak gördüm mü, o zaman ben demiyorum. Kötü oynayınca bir maç oyuncu kötü olmuyor. Bundan sonra insan kaldı ki biraz bir gevşekliğinin olduğunu fark ediyorum. Şeydir hani kamptan iyi dönmeyen oyuncular vardır ya, mesela Melo da giderdi Brezilya'ya biraz da geç dönerdi böyle pazarlık mazarlık ayarına. Melo da senin gibiydi, geç kalırdı. Valla Ekim ayında sonra Ekim ayı gibi falan Melo'yu biz gördük. Sen var ya böyle futbolcu falan olsan sen ilk şey Brezilyalı olurdun falan görürdük ya. Ben net Brezilyalı olurdum çok net yani. Valla Brezilyalı kadar yetenekli olmuyor. Futbol yorumculuğunda gerçekten çok yeteneklisin, o ayrı, kimse yanlış anlamasın. Zaten çok iyi bir futbol yorumcusu olmak için çok iyi futbolcu olmaya gerek olmadığını. Berkay'cığım kim arıyor? Evet, Berkay kim arıyor? Mourinho mu arıyor? Ben de çok iyi futbolcu değildim ama çok iyi yorumcuyum diye. Bak, Mourinho böyle teknik direktörlükten sonra şeyde de gösterdi. Yorumculukta da gösterdi. İyi yorumcu. Çok iyi yorumcu. Manchester United konusu hariç. Onda bir böyle kindar bir yaklaşımlar şeyler ki. Ha. Sürünsün United, o ayrı. Ama yine de Mourinho bu kadar da yağını çıkar mı abi? Tamam yani anladık şey falan, kırıldın ettin de. Peki bir şey soracağım, çok önemli bir soru. Niye yağmurluk giyiyorsun abi şu anda? Çünkü dışarıda çok fena yağmur yağıyordu. Ama burada yağmıyor abi. Burada yağmıyor ama burada çıkardığın zaman klimada ben sonra tekrar hasta oluyorum. Burada ben yanıyorum abi, ben şu an terliyorum. Ayrıca beğenmedin mi yağmurluğumu? Çok güzel, çok iyi yağmurluk ama bu ışıkta ben terliyorum burada. Seni orijinal, görünce daha da terliyorum. Orijinal olmasından hemen 35 liraya almıştım. Herhalde bunu müzeye kaldırırız. İşte en kelepir transferlerde 10. falan çıkar. Nereden almıştım dersen, yağmurlu ne zaman alacağım biliyor musun? Yağmurun hiç yağmadığı güneş, ayda. Güneş. Temmuz'da alacağım. Bak böyle Haziran'da da değil, Temmuz'da alacağım. Temmuz'da o zaman özellikle... İstanbul'da almayacaksın o zaman. Tabii kesinlikle. Hatta nerede alacaksın biliyor musun? Ben bunu nereden aldım? Kuşadası. Kuşadası'ndaki ne deniyor ona? Outlet mi deniyor? Outlet'ten aldım. Nasıl olsa herkes işte mayo, işte güneş gözlüğü falan peşindeyken dedik ki o bu en az 100. Kaban yok mu kaban? Gitmiş böyle. Onu da yaptık. Hatta bak TRT Spor'da Feyyaz Uçar, ben şimdiki TSD Başkanı Oğuz abi, Oğuz Tonks'e program yaparken hiç unutmam. Ben yaz yani Eylül falan yine yağmur yağıyordu. Bir tane şeyle geldim. Bayağı işte kabanla geldim ama öyle şey kabanıyla geldim. Sibirya kabanıyla geldim, tamam mı? Feyyaz abi dedi ki Ali'cim bu nedir ya? Abi balayına giderken aldık dedim bir de. Yani böyle, hakikaten Haziran'da o kabanı aldım. O kabanları da Haziran'da alacağım. Tamam, çünkü bak gerçekten bunlar hayatta böyle yatırım fırsatları ya. Bize tabii hiç böyle toplu çok para gelmedi. Mesela babadan bir şey gelmedi. Dedem zenginmiş ama bana hiçbir şey sana kalmadı. Sana toplu bir para geldi, ben biliyorum. Geçen sene. İddiadan geldi. Böyle çok uzak bir diyarlardan geldi. Ya ne oldu geldi de o? Miras kaldı. 15 bin kilometreden miras kaldı. Bana mı kaldı? Çocuklara kaldı yine yani. Ya
Abi bu şimdi yönlendirme, sana da kalmış. Hayır, ama o parayı direkt olarak sabit şekilde Lel büyüyünce kullanacağı şekilde yaptık. Ben şeyi söylüyorum. Bak sen şimdi neye bağlayacağım? Transfere bağlayacağım. Bize mi kaldı? Bekle. Yok bekle, böyle bizim de çıkmadı ki teyzemiz. Mars'tan miras kaldı adamı ya, böyle bir şey yok ya. Mars'tan biri kalsa ne güzel olur ya işte. Sonra diyorlar niye çok seviyorsun oraları, Yeni Zelanda, Avustralya, vay be. Neyse, şimdi bak şuna geleceğim transferde. Bir kere Galatasaray'ın yedek ya da daha doğrusu, şimdi ikisi farklı şeyler. Yedek stoper, alternatif stoper. Ahmet Çalık yedek stoper. Alternatif stoper başka bir şey. Nedir? Bülent varken takımda, şimdi Bülent Hoca antrenörü, Galatasaray'ın efsane kaptanı varken Emre Aşık'ı da alıyor. Niye? Alternatif. Alternatiften kastım. Bülent yerine oynadığında sırıtmayacak. Aynı seviyor. Bunun dışında bazı maçlarda da ekstradan, mesela rakibin çok uzun boylu santrafor. O yıllarda çok vardı. İşte Köllerler döneminden bahsediyorum. Kaskarinolar döneminden bahsediyorum. Tor André Flo falan. Tor André Flo. Bravo. Yani Norveç'le ya da bak İsveç maçı vardı işte. Emre Aşık. Rusfeld vardı. Hatırlar mısın? Tabii tabii. Rusfeld şey işte. Rosenborg'un santraforu. Evet. Ona sıra bile gelmiyordu işte Flo sülalesinden. Koy Yadigar abi gibi Kemal Sunal filminde oynasın yani. Öyle bir adam. Evet. Gerçekten öyle bir adam.